Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere artık yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yaşamış oldukları ülkelere dönüşleri neredeyse tamamlandı. Pek çok vatandaşımız yollarda döndüler. Okulların özellikle Avrupa'da açılmasıyla birlikte pek çok vatandaşımız izinlerini tamamladılar ve artık seneye inşallah yine pek çok vatandaşımız Türkiye'ye giderler. Sevdiklerine kavuşurlar. Vatan hasreti çeken tüm vatandaşlarımızın da en kısa sürede vatanlarına, vatanımıza gitmesini temenni ediyoruz. Şimdi değerli izleyicilerimiz izin sezonunu, tatil sezonunu artık geride bıraktık diyebiliriz. Peki, tatile Türkiye'ye gidenler Türkiye ile ilgili aklınızda ne kaldı? Türkiye'yi bir önceki yıla göre nasıl gördünüz? Şimdi bunu konuşacağız. Şimdi bana soracak olursanız ben Türkiye ile ilgili bu yıl izlenimlerimi şu şekilde sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi bu yıl Türkiye'ye araçlarıyla giden vatandaşlarımız rekor kırdı. Sadece Edirne'deki gümrüklerden araçlarıyla Türkiye'ye yaklaşık 5 milyon kişi giriş çıkış yaptı. 5 milyon, yarısı diyelim buçuk milyon kişi. Bu insanlar neden bu kadar yoğun bir şekilde araçlarıyla gittiler? Yine Türk Hava Yolları bir açıklama yaptı. Geride kalan son 8 ayda bir önceki yıla göre yurtdışı yolcu sayısında yüzde 0.8'lik bir azalma olduğunu söylediler Her şey açık Türk Hava Yolları biletleri çok pahalı olduğu için insanlar akın akın Türkiye'ye araçlarıyla gittiler Türkiye'de araç kiralamak neredeyse artık mümkün değil en ucuz aracın bir aylık kirası 50 TL minimum bak en ucuzundan bahsediyorum şimdi Vatandaş otele gitti, otel kazık. Uçağa binmek istedi, uçak kazık. Lokantaya gitti, yemek yemek istedi, kazık. Çoluk çocuğuyla beraber bir nebze olsun dinlenmek istedi, kazığın olmadığı bir yer yok. Konuşmanın başında ne dedim? Sizin aklınızda ne var diye hani Türkiye ile ilgili. Benim aklımda olan sadece ve sadece kazık. Evet arkadaşlar. Turizmci olduğunu söyleyen, turizm işi yaptığını söyleyen sahillerde ya da restoranlarda, orada burada, turistlere hizmet veren yerlerde. Soygun var, vurgun var, ahlaksızlık var. Soruyorsun neden bu kadar pahalı diye, işte vergiler çok Türkiye'de her şey arttı, sizin euronuz değerli. e ee, sen euro değerli değerli de 37 38 lira iyi güzel de sen de fiyatları euroya göre yükseltmişsin. Bu yıl yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın pek çoğu bir an önce yaşamış oldukları ülkelere dönmek istediler. Ceplerindeki paranın büyük bir kısmını harcadılar. Beş kuruşsuz döndüler. Çünkü para yetmiyor kardeşim. Türkiye'de ekonominin hani iyi olduğunu söyleyemeyiz. Ama ekonomiden önce özellikle bu turizm noktalarında turizm işi yaptığını iddia eden insanların ahlak sorunu var. Bu insanlar esnaf olduklarını, turizmci olduklarını söylüyorlar. Kökten yalan. Bunların hepsi soyguncu, vurguncu. Bakın ben işini dürüst yapanlara asla bir şey söylemiyorum. Ben çürük elmaları anlatıyorum. Gerçek turizmciler, gerçek esnaflar bu vurgunculardan şikayetçi. Bugün Bodrum sokakları boşsa, Antalya'nın otellerinde doluluk oranı düştüyse ya da diğer turizm noktalarında bu kadar düşük seviyede turist varsa bilin ki kendileri yaptılar. Turist bir sefer kazık yer, iki sefer kazık yemez çünkü gitmez bir daha. Bir top dondurmaya Bakın bir top dondurmaya 150 TL para alıyorlar. Pek çok turizm noktasında Antalya de 3 top dondurma için 8-9 euro para alan bak euro ile alıyorlar. Bu sokaklarda o şık şıkçılar var ya yani dondurmaya bile bir iki tane soytarlık yapıyorlar. Vereceği 3 top dondurma çoluk çocuğa 8-9-10 euro istiyorlar. Sonra da ağlıyorlar. Diyorlar ki işler kötü. Bak bu sizin iyi günleriniz. Seneye tatil amaçlı olarak özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın %25'i Türkiye'ye gitmeyecek arkadaşlar. Göreceksiniz. Gitmeyecek. Giden de ailesini, sevdiklerini, akrabalarını ziyaret edecek. Bu turizmcilere bile bile gidip kazık yemeyecek. 2024'ün özeti bu. Nedir kazık? 2024 Türkiye'si yurt dışında yaşayan, Türkiye içinde yaşayanlar için de aynı şekilde söz konu, bu durum söz konusu. Türkiye'de yaşayan insanlar da maalesef soyuldu. Bu turizmci olduğunu iddia eden insanlar tarafından Türkiye'nin sahilleri, hep anlatıyorum beni takip edenler bilir. Türkiye'nin sahilleri işgal altında. Turizmci olduğunu iddia eden eşkiyalar bakın eşkiyalar Türkiye'nin sahillerini işgal etmişler. Çoluk çocuğunla beraber bir plaja gittiğin zaman senden giriş parası alıyor. İşte şu kadar içeride para harcamak zorundasın diyor. Şezlong parası alıyor. Şemsiye parası alıyor. Dışarıda 100 lira olan bir tane sandviçe ya da bir hamburgere 500 lira yazıyor arkadaşlar. Bir tane su markette 5 lira burada 50 lira. Hadi 20 lira al diyelim. 4 katı 10 katı alıyorlar arkadaşlar. Bu turizm midir? Size soruyorum. Bunun adı soygun değil midir? Bu sadece devletin sorunu değil. Devlet her yere bir tane polis, zabıta dikemez kardeşim. Ahlak sorunu var. Bak ahlak sorunu var bizim toplumumuzda. Bunların turizmle falan alakası yok. Bunlar her yıl şunu söylüyorlar. Niyet ettim Allah rızası için bu yıl turistleri daha fazla soymaya daha fazla vurgun yapmaya, daha fazla kazıklamaya diye sezon atıyorlar. Bismillah diyorlar. Evet, seneye bizim yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın çoğu başka ülkelere gidecekler. Göreceksiniz. Türk Hava Yolları, Milli Hava Yolu diyoruz, değil mi? Türkiye'nin gururu. Senden benden almış olduğu parayla alınan uçakların olduğu hava yolu, değil mi? Milli Bayrak taşıyıcı diyorlar, değil mi? yıldır yırtıyoruz. Diyoruz ki Türk Hava Yolları'nın uçak biletleri çok pahalı. Bu uçakların sahibi olan milletin kendisi bu uçaklara binemiyor. Çok çok pahalı olduğu için vatandaş araçlarıyla akın akın 3-4 bin kilometre yolu çekiyor. Hasta olanlar var, yaşlılar var, engelli olanlar var, araç kullanamayanlar var. İnsanlar gümrük kapılarında perişan oluyor çok yoğun aramalar var. 3 aracında en ufak bir şey bulduklarında 2-3 bin euro para cezası yazıyorlar. Bu vatandaş kendisine ait olan uçaklara binemiyor. Diyoruz ki yılda bir sefer hiç olmazsa %50 yurt dışında ikametgahı olan vatandaşlarımıza Türkiye'ye gidiş geliş biletini indirimli verin. Sadaka istemiyor bu vatandaş. Ama bak senin paranla alınan uçaklara Türk Hava Yolları'nın çalışanları sınırsız bir şekilde bedava biniyor. Sadece ufak bir vergiler var Onabiliyorlar biliyorlar. Geri kalanların hepsi bedava. Evet senin uçağın benim uçağım. Sen patronsun uçağa binemiyorsun senin çalışanın biniyor. Bak Türkçesi bu. Türk Hava Yolları'nın genel müdürü 1 milyon 400 bin TL maaş alıyor artı Türk Hava Yolları'nın 9 tane şirketi var. Bu şirketlerin bir kısmında yönetim kurulunda bu kişi katılmış olduğu bu şirketlerin toplantılarında huzur hakkı adı altında başka paralar da alıyor bu parayı herhalde 2 milyona tamamlıyor asgari ücret Türkiye'de 17 bin TL en düşük emekli maaşı 12500 TL bu adam 1 milyon 400 bin TL alıyor Cumhurbaşkanı'ndan bile fazla maaşı var genel müdür yardımcıları 1 milyon 200 bin TL maaş alıyor şube müdürleri yaklaşık 500 bin TL maaş alıyor. Kimin parası kardeşim? Benim yurt dışında yaşayan vatandaşım uçağa binemiyor. İzin sezonu geldiği zaman 4 kişilik bir ailenin Almanya'dan Türkiye'ye gidiş gelişi en az 2500 3000 euro uçak bileti. Vatandaşın el ayağı titriyor. Bir işçi yıl boyunca Türk Hava Yolları'na mı çalışacak? Bu turizmci soygunculara mı çalışacak? Vatandaş kendi ülkesine, memleketine, köyüne ya da kendi ülkesinin turizm noktalarına gidemeyecek noktaya geldi. Ayıp, yazık, günah. Biraz vicdanı olan varsa bak bu sesimizi duyar. Bak. Türk Hava Yolları, milli havayolumuz başarılı işler yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Saygı duyuyoruz. Ben başka bir şey konuşuyorum. Senin vatandaşın bu uçağa binemiyorsa yurt dışında yaşayan vatandaşın Türkiye'ye gidip gelmek için eli ayağı titriyorsa, cüzdanında yangın çıkıyorsa bu uçakların para kazanmasından, kar etmesinden bana ne? Bana ne? Bana bir faydası yok. Ne yapayım ben bunu? Evet arkadaşlar kusura bakmayın. Bunlar ülkemizin gerçekleri. 2024 yılının özeti yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için ve Türkiye'den beni izleyen kıymetli izleyicilerimiz için... Tek kelimeyle özeti şu. Kazık. Başka hiçbir açıklaması yok. Yanına belki kazık artı ahlaksızlık bunu ekleyebiliriz. Esnafım diyorlar, turizmciyim diyorlar. Bak isimler ne güzel güzeldim. Esnafız biz. Turizmciyiz biz. Ne güzel değil mi isimler falan? Alt tarafına bakıyorsun. Ne diyelim? Hayırlısı. Kıymetli izleyicilerimiz, sizin 2024 yılı için düşünceleriniz neler izin sezonu tatil sezonu için düşüncelerinizi lütfen videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazınız bu yorumların hepsini tek tek biliyorsunuz Ben okuyorum bakalım neler söyleyeceksiniz Efendim gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese önce sağlık diliyorum 2025 yılının kazıksız geçmesini umut ediyorum ama pek de öyle görünmüyor Hayırlısı diyelim görüşmek üzere hoşça kalın.